Doğuş TV ekranlarından bizleri izleyen herkese merhabalar diyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Gündeme dair programımızda tekrar beraberiz. Şu anda canlı yayın konuğumuz, memleketimizin yakından tanıdığı çok değerli bir büyüğümüz, Merkezi Karar Yönetim Kurulu üyesi, Hatay Milletvekili Sayın Hacı Bayram Türkoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Eyvallah. Hem de aynı zamanda sözlerimize de hızlıca da giriş yapalım. Geçmiş olsun. Çok teşekkür Rabbim ederim. Şifa versin. Bugün aşınızı da olmuşsunuz. Evet, evet. Siz aynı zamanda bir sağlık komisyonu üyesisiniz bildiğim kadarıyla. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sağlık komisyonu üyesisiniz. Üyesiyim. Aynı zamanda meslek olarak da eczacıyım. Eyvallah. Bu sebeplerden dolayı da. Evet, tabii tabii. Aşı olma. Bakanlığımız da not göndermişti. Ben aslında 4,5 ay önce bir koronavirüs atlattım. Yani 15 gün önce de yaptırdığım testlerde antikor da oluşmuştu. Fakat buna rağmen tabii bu aşılama döneminde sağlık çalışanlarımız, sağlık komisyonu üyelerimiz kümülatif olarak aşı olacak olunca biz de aynı şekilde Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'nun tavsiyesine uyarak aşımızı yaptırdık. Geçmiş olsun. Ben bu arada tabii koronavirüs sebebiyle tüm hayatını kaybeden bütün hemşerilerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca şu anda hastanelerde tedavisi devam eden, izolasyon sürecinde evinde yine tedavisi devam eden vatandaşlarımıza, hemşerilerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tabii hasreten de Doğuş Televizyonu olarak hemşerilerimizle bir sohbet imkanı sunduğunuz için de ayrıca şahsınızda tüm çalışanlara, Doğuş Televizyon ailesine teşekkürlerimi biz teşekkür ediyoruz efendim. Değerli vaktinizi, çok dolu vaktinizi bizlere ayırdığınız için ve şu anda inşallah güzel geçeceğine inandığım, dolu dolu geçeceğine inandığım bir program icra edeceğiz. İnşallah. Değerli vekilim, sizler aynı zamanda dedim ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem sağlık komisyonu üyesisiniz, hem memleketimizin vekilisiniz. Pandemi sürecini de yakından takip edenlerdensiniz. Ben size şu soruyla başlamak isterim. Pandemi sürecinin hem Hatay'daki hem Türkiye'deki gidişatını nasıl görüyorsunuz? Başarılarımız nelerdir? Artılar, eksiler var mı? Ben sağlık sisteminin gerçekten de dünyada sayılı yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Siz bu konulardaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Buyurun efendim. Evet. Tabii Türkiye'miz öncelikle tabii sağlık sisteminde dünyada deste başı bir ülkemiz. Şimdi pandemi sürecinde tabii ilk koronavirüs vakası Çin'de Wuhan kentinde görüldü. Ondan sonra dünyada yayıldı. Bizde de Şubat sonu Mart başı itibarıyla ilk vakalar görülmeye başladı. Ve biz de bu pandemi sürecine dünyayla birlikte biz de girdik. Mart ayından itibaren. Yani yaklaşık 10 aydır ülkemiz pandemi sürecini yaşıyor. Tabii pandemi sürecinin bir taraftan sağlık sistemi üzerinde direkt etkisi olduğu gibi sosyoekonomik etkileri de var. Dünyada şu anda aşağı yukarı 95 notlarımda vardı. Hemen bakıyorum. Evet, 95 milyonun üzerinde insanımıza test yapıldı ve vaka görüldü. Vaka görüldü dünyada. Bunun 2 milyon 50 bin civarında insanımız hayatını kaybetti. Dünya çapında. Dünya çapında. Türkiye'de de, bizim Türkiye'mizde aşağı yukarı 2 milyon 400 bin civarında görülen vaka var. Bizim de iyileşen sayımız 2 milyon 280 bin civarında ve hayatını kaybeden insanlarımız da 24 bin civarında. Ben Allah'tan rahmet diliyorum tekrar. Yine tedavisiyle uğraşan, efendim, şu anda tedavisi devam eden, izolasyon süreci devam eden vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tabii bu süreç içerisinde bizim daha önce
zaman zaman da tenkit konusu olan işte şehir hastanelerimizin varlığı, yani nedenli gerek olduğu anlaşıldı. Aslında ben ona girecektim. Evet. Değerli vekilim. Şu anda yatırımlara biraz sonra da gireceğiz ama pandemi süreciyle veya COVID-19'la ilintili olduğu için şehir hastanelerinin ehemmiyetini bir daha görmüş olduk. Evet. Bir takım muhalifler olsun, bir takım eleştirmenler olsun. Ya işte şehir hastanelerine ne gerek var efendim? Hepsi çürüyüp gidecek. Bu kadar yatırımın yapılmasına, bu kadar ödeneğin çarçur edilmesine ne gerek vardır denildi. Fakat eksik bile kalındığı görüldü. Dünyada sağlık sisteminin en iyi olduğu görüldü. Yani bundan dolayı da ben teşekkür ediyorum sağlık sistemindeki bu şeyde. Size de dinlemek isterim. Hatayımıza mesela neler yapıldı? Şimdi bu pandemi süreci devam ederken bireysel olarak insanımızda diyoruz ki maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Temizlik kuralları. Bunlar olmazsa olmazımız. Tabi bunun için fiziki mekanlar da lazım insanlara. Şimdi hastanelerimiz bu şifa yurtları yani yatak kapasitesi olarak mükemmel seviyede. Şehir hastanelerimiz ve yine şehir hastanelerimizle birlikte Türkiye genelinde yapılan hastaneler 5 yıldız otel seviyesinde. Oldukça donanımlı. Ve içerisindeki tıbbi cihazlar son derece yeni ve donanımlı cihazlar. Dolayısıyla yani Türkiye sanki bugünlere hazırlık yapılmış gibi bir pozisyon içerisine girdi. İşte Avrupa'nın durumunu görüyoruz, Amerika'yı görüyoruz, Uzak Doğu'yu görüyoruz. Stadyumda açılan karavanlarla, yani oradaki neredeyse çadır hastanelerle diyeyim, bu rahatsızlık tedavi edilmeye çalışıldı. İşte İtalya'nın durumu, İspanya'nın durumu, Fransa'nın durumu, efendim oralarda diğer ülkelerin durumu aynı şekilde görüyoruz. Gerçekten biz tüm insanlık aleminin bu illetten, rahatsızlıktan kurtulması için Allah'a dua ediyoruz. Gerçekten biz fanus gibi dünyaya üzerimizi kapatamayacağımıza göre, yani Amerika'daki bir vaka bizi etkiler, Çin'deki vaka bizi bir etkiler, Japonya'daki etkiler, Avrupa'daki etkiler, Afrika'daki etkiler. Yani bu bir bakıma şuna benzer, insanlığın ortak değerleri vardır. Yani bu ortak değerler manzumesinde, yani insanın olmazsa olmazı dediğimiz hayat iksiri kabilinden olan işlerde, yani bir efendim Güney Amerika'da olan bir işlem de bizi ilgilendirir bu manada. Amerika'da da olan da ilgilendirir. Avrupa'da da, Asya'da da, Afrika'da olan da hepimizi ilgilendiren konular. Bu pandemi sürecinde yaşadıklarımız da bu minval üzere düşünebileceğimiz bir ortak tedbirler manzumesinde almamız gereken bir sağlık tedbirleri manzumesi. Şimdi tabii bu pandemi sürecinde biz rahatsızlığın içerisine girerken insanlarımız tabii bu süreçte etkilenirken sağlık yönüyle tabii Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kaptan Köşkü'nde Sağlık Bakanımız ve tüm sağlık çalışanlarımız, bilim kurulu üyelerimiz hatta diğer bakanlarımız herkes üzerine düşeni yani hem sağlık yönünden bu işten en hafif sıyrıkla kurtulmak adına tedbirler alındı bu pandemi sürecinde. Hem de sosyoekonomik şartlardan insanlarımızın tabi gün geldi sokağa çıkma yasağı ilanları oldu mecburen. Yani her şeyin başı sağlık deyip kısıtlamalar oldu. Bu kısıtlama sürecinde bacası tüten fabrikalar bazen durdu ama bir kısmı yine devam etti. Üretim de devam etti. Hükümetimiz üretimin devamında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla destekler verdi. Yine birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz uygulamalarıyla 6 milyon 300 bin civarında insanımıza, hane halkına aile bazında her aileye biner lira olmak üzere 6 milyar 300 milyon gibi bir para milli bütçeden ödendi. Bunun dışında kısa çalışma ödenekleri, efendim mesafeli çalışmalar insanımızı hem çalışmaya teşvik hem işverenlerimizi, iş dünyamızı teşvik açısından çok ciddi bu pandemi sürecinde ekonomik katkılar oldu. Bunu devletimize maliyeti şu anda 600 milyar civarında. Yani bu çok ciddi bir rakam. Tabii bizim sadece turizm gelirlerinden 2020 yılı içerisinde beklediğimiz aşağı yukarı 60 milyar
TL civarındaydı. Ama biz bunun tabii 10 milyarını şu anda 10 milyarını elde edebildik. 50 milyar bu pandemi sürecinde insanlar gelemediği için, seyahat kısıtlılığı olduğu için, bizde de tedbirler olduğu için gelemediler. Ama sağlık turizmiyle beraber yine turizmimiz şu anda bütün bizdeki turizm konaklama tesislerimiz, bütün ekipleriyle, Turizm Bakanlığımızın bütün ekipleriyle şu anda şey durumda, yani alarm durumunda ve inşallah Nisan ayından itibaren de bu pandemi sürecinde erken rezervasyonlarla, erken uygulamalarla inşallah hem turizm alanında hem sağlık turizmi alanında yeterince ülkemiz ara mesafeyi kapatacaktır diye düşünüyorum. Tabii tüm ülke olarak, millet olarak da beklentilerimiz bu. Tabii bizler normalleşme sürecinin de bir an önce gelmesini, yavrularımızın yüz yüze eğitime kavuşmasını, gerçekten esnafımız özellikle gündelikçi olan kardeşlerimiz var, restoranlar, lokantalar beklenti içerisindeler. Tabii devletimizin desteği ve teşviğini de görüyoruz. Ben de bir mali müşavir olarak bunu ifade etmek isterim. Evet, evet. Sayın devletimize. Bu pandemi sürecindeki rahatlatmayı bu aşıyla beraber inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız fedakarlık yaptı, Sağlık Bakanımızla beraber ilk aşıyı vurulanlardan. Aslında kafalardaki o istifhamları da, sıkıntıları da, acabaları da en üst perdeden ortadan kaldırma gibi bir durum var. Siz ne dersiniz bu hususlar? Tabii şu anda aşılama dönemine girdik. Tabii ilk bu vakanın görüldüğü andan itibaren bilim kurulları durmadı. Bizde de yerli ve milli aşıyı üretmek için yine bir çabamız var. Şu anda inşallah biz de Nisan ayında ayından itibaren kendi yerli ve milli aşımıza kavuşacağız. Dünyada da tabii bunun artık uygulamaları şu anda başladı. Biz de Çin'de üretilen aşıdan 50 milyon doz sipariş verdik. İlk etapta 3 milyon doz geldi. Diğerleri de Mart gibi inşallah gelecek. Ve bilim kurulunun tabii rehberliğinde, Sağlık Bakanlığımızın yine mihmandarlığında sağlık çalışanlarımızdan, fedakar sağlık ordumuzdan başlayarak, bilim kurulu üyelerinden başlayarak, devlet büyüklerimizden başlayarak bir seri aşılama çalışmaları başladı. Şu anda sağlık çalışanlarımızın aşılanması bugün itibariyle hemen hemen bitmiş durumda. Belki çok az aşılanmayan insanımız vardır. Bugün tahmin ediyorum aşılananların sayısı bugün itibariyle 901 milyonu bulmuştur. Çünkü dün 800 binin üzerindeydi, 870 bin civarındaydı. Bugün de kanaatim 1 milyonu bulmuştur yani şu saate kadar. Bu çalışmalar devam edecek, bu aşı çalışmaları devam edecek. Peki bu ne getirecek? Şimdi aşı çalışmaları bir kolektif tedbirdir. Evet. Aynı zamanda bireysel, yani bireyin geliştirilen, yani bu koronavirüse karşı aşı sayesinde bir tedbiridir, bir ön korumadır. Peki bu yeterli mi? Yeterli mi? Büyük oranda şu anda bizim bilim kurullarının ve Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun da yaptığı testler sonucunda şu anda yaptırdığımız aşıların %91.25 oranında güvenilirliği var. Evet. Birinci dozu uyguladıktan sonra ikinci doz yaklaşık bir ay sonra tekrarlanıyor. Tabii şimdi ya bu aşının etkisiyle inşallah aşılanan insanlarımızda antikor oluşacak. Antikor da bizi bu virüsle karşılaştığımızda, koronavirüsle karşılaştığımızda ona karşı vücudumuzda savaşçıları oluşturuyoruz. Antikor dediğimiz o. Dolayısıyla yani bu inşallah antikor gelişen insanlarımızın da hem bağışıklık mekanizması da güçlü olacak. İnşallah bu hastalıktan da benim kanaatim odur ki Haziran'a kadar bunun %50-60'ını biz inşallah büyük oranda def edeceğiz bu hastalığın, koronavirüsü. Eylül ayı itibarıyla %70-80'ler nispetinde inşallah iyileşme olacak. Kasım-Aralık gibi de hem ülkemizden hem tüm dünyadan iyice minimize edilmiş halde inşallah bu vakalardan kurtulacağız diye yürekten inanıyorum. İnşallah, amin. İnşallah. Değerli vekilim, önce teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Şimdi toplumda bazen bilgi kirliliği de olabiliyor. Mesela şu anda aşının vurulmasıyla beraber artık maske takılmasına gerek yoktur diyen
bir takım gruplar ortaya çıkabiliyor, bakış açılar çıkabiliyor. Siz bu konuda ne dersiniz? Evet. Yani hayır, bizim gördüm, şöyle, ben aşımı oldum, yani toplumda bir vaka görülmeyinceye kadar insanlarımız bu üç kurala dikkat etmelidir. Maske, mesafe, hijyen. Tabii aşılanan insanlarımız da, aşılanmayan insanlarımız da bu kurala dikkat etmeli, maskesini çıkarmamalı, mutlaka dar ve kapalı alanlarda uzun vadeli, uzun süreli kalmamalı, ortamlarımız sık sık havalandırılmalı, bol oksijenle muhatap olmalıyız. Maske, mesafe, hijyen derken de tabii hem mesafe açısından yakın temas, el sıkma, tokalaşma, sarılma, öpme, öpülme gibi, yani bunları biraz dikkat edeceğiz bu süreç içerisinde. Yani bizim tabii milli kültürümüzün gereği biz büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Yani öyle. Ama şimdilik tabii bu hasretimizi biraz öteleyeceğiz. Daha çok bunu yapabilmek adına. Tabii şimdi ben tabii gittiğim yerlerde tarzımıza alışmış. Adımız bu manada pozitif bayram olarak geçiyor. Yani işte böyle bir sıcak kaynaşma özelliğimizden kaynaklı olarak bizim de tabii canımız istiyor. Yani düğünlerde, bayramlarda, efendim cenazelerde insanlarımızın bir taraftan acılarını paylaşıyoruz, bir taraftan boynuna sarılıyoruz. Geçmiş dönemlerde, düğünlerde insanlarımızın sevincini paylaşıyoruz, neşesini paylaşıyoruz. Ama şu günler tabii çoğu cenazelere uzaktan telefon ederek, Fatiha'mızı uzaktan bağışlayarak getirmek durumunda kalıyoruz. Hem belki farkına varmadan cenaze sahibi zaten acılı. Koronavirüs vakası dolayısıyla bir yakınını kaybetmiş. Şimdi onun tabii öyle bir telaşı var. O öyle bir telaş içerisindeyken belki kendimiz de bir virüs taşıyıcısı olarak ona ek bir zararımız olabilir diye bir hassasiyetimiz var. Çünkü toplumun bütün katmanlarına biz giriyoruz, çıkıyoruz. Dolayısıyla ister istemez bundan kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Yani ben şahsen 4,5 ay önce koronavirüs atlattım. Çok şükür hafif atlattık. Bugün itibariyle de antikor var. Ama buna rağmen aşımı da yaptırdım. Yine insanlarımıza yaklaşırken yine mesafeli duruyorum. Bazı yerleri öteliyorum. Ziyaretleri öteliyorum. Yüz yüze görüşmeleri mümkün mertebe yapmadan telefonla, mesajlarla işimizi çözmeye gayret ediyoruz. Bu tabii insanlarımızın dertleriyle dertlenmemek anlamına gelmiyor. Halleriyle hemhal olmamak anlamına gelmiyor. Aksine onu yine dertlerini derdimiz edinip sıkıntılarını çözmek noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir sıkıntıları varsa paylaşıyoruz. Herhangi bir yapılması gereken iş ve işlem varsa da biz notlarımızı alıp telefonla da olsa, mesajla da olsa çözmeye gayret ediyoruz. Ve bu gayretlerimiz de inşallah devam edecek. Duamız inşallah bu illetten hep birlikte kurtulacağız. Efendim ben şu son soruyu sorup bu pandemi noktasını, gündemini geçeceğiz. Şimdi yakın zamanda tabii bu pandemi süreci devam ediyor. Kısıtlamalar oldu, faydasını da gördük. Bayağı faydasını gördük. %60-%70 seviyesinde azalmalara şahit olduk. Bunu da verilerden de görebiliyoruz. Vatandaşımız soruyor, esnafımız soruyor. Diyor ki biz üretime devam edeceğiz, etmek zorundayız. Çoluğumuza, çocuğumuza ekmek götürmek zorundayız. Ekmek teknemize sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Uzaktan kumandayla bu işler olmuyor. Tabii. Devletimiz sağ olsun bizlere her türlü desteği veriyor, teşvikleri veriyor. Fakat biz sahada olmak istiyoruz. Bizim işte toplumsal yapımız olarak. Tabii bu pandeminin psiko, kültürel, ekonomik, sosyal birçok etkileri de olduğunu sizler de bizzat iyi ifade ettiniz. Şimdi ben şu soruyu sorarak devam edeceğim. Efendim bu normalleşme sürecine tedricen mi gidilecek? Yoksa bir anda artık hafta sonları artık yasağı kalktı ya da bu şekilde uzun aylar devam edecek gibi bir duruş var mı? Yani bizler her ay ya da her hafta bazı sektörlere aça aça böyle insanları alıştıra alıştıra duruma göre mi hareket edeceğiz? Hareket edecek. Şimdi tabii alınan tedbirler sayesinde vaka sayısında ciddi düşüşler başladı. Bugün hamdolsun yani bir ay öncesine göre bugünü mukayese ettiğimizde şu anda %60 iyileşme var. %60 iyileşme var. Hastanedeki doluluk oranımız, yoğun bakımlardaki doluluk oranımız hastanelerde %65-70'lerin üzerine çıkmıştı. Yoğun bakımlarda da %85'ler bandını bulmuştu. Şu anda yoğun bakımlarda
65-70 bandında, 65 bandında, hastanelerimizde genel doluluk oranı da %50-60 arasında. Bazı hastanelerde %50 civarında, bazı hastanelerde %60 civarında. Çünkü elektif hastalar, yani mutat normal tedavi seri devam eden, ötelenebilir ve ertelenebilir hastaları bu anlamda, yani muhtemel koronavirüs vakasına karşı, muhtemel yeni gelecek vakalara karşı tedbiren biraz ötelenmiş durumda. İnşallah ben inanıyorum ki yakın zamanda bu sayı daha da azalacak. Tedbirlerimiz de tabii bir taraftan Cumhurbaşkanımız Bakanlar Kurulumuzu da topluyor. Kısıtlamalar genelde Bakanlar Kurulu'nda alınıyor. Ama hangi ölçekte alınıyor? İstişare devam ediyor. Sağlık Bakanımız da bilim kurullarıyla istişare. Bilim kurullarının toplantısı sonucunda hem eğitim sürecinde, sağlık sürecinde efendim ve diğer sahadaki çalışmalarda alınması gereken tedbirler manzumesinde onlardan gelecek kararları da dikkate alarak o manada bir böyle seyrek dokuda zaman zaman bazı yerler, bazı esnaflar, efendim bazı toplu birlikte çalışma gerektiren yerler, işte restoranlarımız, efendim diğer kurum ve kuruluşlar, efendim vakıflar, dernekler, yani toplu insanlarımızın girdiği çıktığı yerler tedricen zaman içerisinde birdenbire hemen işte serbestsiniz, istediğinizi yapın, çatın, oynayın, efendim şöyle edin anlamında değil. Tabii her alınan tedbir insanımızın sağlığını öncelediği için, sağlığı ön plana geçtiği için, insanımızın sağlığı düşünüldüğü için insanımız adına alınıyor. Tabii her can kaybı bize çok elem ve acı veriyor, ızdırap veriyor. Hani kenarı Dicle'de bir kurt bir koyunu kapsa Hazreti Ömer ondan mesuldür. Şuuruyla, şiarıyla, inancıyla hareket eden bir cumhurbaşkanımız var ve onun ekibi var. Bizler de onun yol arkadaşlarıyız. Birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla hani bir hadisi şerif vardır. Hepiniz bir çobansınız. Güttüğünüz sürüden mesulsünüz. Bu ne demek? Yani bir muhtar mahallesinden, bir belediye başkanı şehrin emin olarak bütün şehirden, efendim aynı şekilde bir kaymakam, bir vali, mülki amir olarak mahiyetindeki tüm insanlardan, bir cumhurbaşkanımız da tüm Türkiye'den, bizim hasretten bizim cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'den mi? Hayır. Türkiye'nin dışında mazlum coğrafyalarda feryat figanla sesini bize yükselten, bizden yardım talep eden tüm insanlık aleminde. Bakın bu pandemi sürecinde bizim tabii aşağı yukarı 190 küsür ülkeyle diyalogumuz oldu. Yani bunun içerisinde yüzlerce ülkeye biz tıbbi malzeme gönderdik. Aşağı yukarı 145-150 ülkeden daha sonra bu sayı daha da çoğaldı. Orada mağdur olmuş vatandaşlarımızı özel uçaklarımızla gidip oradan alıp Türkiye'mize getirdik tedavisi için. Ve buraya daha sağlıklı bir hayat yaşamaları için bu sorumlulukla hareket ettik. İşte kenarı Dicle'de bir kurt bir koyunu kapsa Hazreti Ömer bundan mesuldür ölçüsünün gereği ve sahaya yansıyan hizmet birimi bu. Yani böyle bakıyoruz aslında olaya. Ekonomimizin de ne kadar güçlü olduğunu, olduğunu mu göstermiş oluyor? Yani tabii kesinlikle, Allah'a şükür. Evet. Yüzlerce bugün yardım eden, yani ben şunu söyleyebilirim. Dünyada gerek Amerika'da gerekse Avrupa'da bu dönemde, bu pandemi sürecinde ekonomi eksi %5.7 oranında küçülürken, %5.7 oranında küçülürken gelişme endeksi, bizim ülkemizde şu anda yansımalar pozitif hamdolsun. Sıfırın üzerinde, 0.25, 0.50 bandında şu anda. Pozitif. Bu demektir ki biz diğer Avrupa ülkelerinden de, Amerika'dan da gelişme olarak şu anda 6 puan öndeyiz. 6 puan, 7 puan öndeyiz. Ve inşallah bu gelişme devam edecek. Bu 2021'de ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda hem enflasyonumuz Allah izin verirse tekli hanelere inecek, hem de
gelişmemiz %3,5-4 bandında böyle bir hedef koymuşuz. Ona da kavuşacağız Allah'ın izniyle. Ekim ayındaki sanayi göstergemiz, sanayi üretimindeki canlılığımız şu anda dünya klasmanında bir numara. Ekim ayındaki bizim şu andaki kümülatif toplam üretimimiz sanayi alanındaki bir numara. İnşallah bu tabi yeni üretimlerle, yüksek teknoloji ürünleriyle ve çok daha güzel noktalara doğru gideceğiz inşallah. Tabi 2020'de hem ülke olarak kendimize hem de dünyaya mesaj niteliğinde gelişmeler oldu. Mesela bugün Sakarya Havzası'nda, Karadeniz'de bizim tabi bulduğumuz o doğalgaz, evet inşallah doğalgaz rezervleri, evet gerçekten bizim milli bütçemize çok ciddi manada katkı sağlayacak. Evet, Doğu Akdeniz Havzası bir enerji havzası haline dönüşüyor. Bunun da biz inşallah gelecekte artı eksi ithalat ihracat konumunda tabi. Safi hasılamızın da yükselmesi. Kesinlikle evet. Bizim şu anda bütçe açığımızı ortadan giderdiği gibi milli bütçemizde bir bakiye bırakacak inşallah. Artılara geçeceğiz Allah'ın izniyle. Önümüz açık. 2023'lere hedef koymuşuz. 2053'lere hedef koymuşuz. 2071'lere vizyoner hareket ediyoruz. Artık günü kurtaran bir ülke değil, istikballe ilgili kaygısı olan, tasavvuru olan, muhayyile gücü olan, kabiliyeti olan, projesi olan, istikbale hedef koyan bir ülke olarak İnşallah bunları yakalayacağız Allah izin verirse. Teşekkür ediyoruz. Efendim sorum tam da bunlarla ilgili ve çok da önemli bir soru. Yatırımlarla ilgili olacak. Yatırımlar cenneti oldu Allah için. Yani Türkiye'miz birçok alanda yüz binlerce yatırım desek yeridir. Özellikle ben Hatay'ımızla ilgili. Hatay'ımız tarihi ve kültürel bir mirasa sahip. Tarihi dokuya sahip, kültürel mirasa sahip. Her türlü farklılıklarıyla zenginlik addedilen muhteşem bir kent, muhteşem bir il, ötekileştirmeden herkesin birbirini kucakladığı bir il. Ben şahsen burada yaşamaktan mutluyum. Fakat ben yatırımlar noktasında Hatay'ımızın mesela yakın zamandaki bir Amanos tünelinin, hasta evet. Örtül arasındaki 33 kilometre diyebiliyorum değerli vekil, siz detayını açıklayacaksınız. Çok muhteşem bir yatırım olacağına inanıyorum. Bunu açıklamanızı isteyeceğim bir. İkincisi Hatay'ımızla ilgili yaklaşık birçok sayın Altyapı Bakanımızın da, Ulaşım Altyapı Bakanımız Adil Bey'in de ifade ettiği birçok alanda karayollarla ilgili yatırımlar da olacak. 12'ye yakın büyük mega projeler. Yine arka arkaya birkaç tanesini daha sıralayayım efendim. Bunları sizin açmanızı istiyorum Hatay adına. Mesela Belen'deki o yolun artık bir düzene girmesini arzu edenlerden birisiyim. O yokuşun zaten biliyorsunuz o olayı. Evet. Ve artık Hatay'ımıza şöyle vatandaşım bana ilettiği soruları size özetleyerek sunuyorum aynı zamanda. Bir hızlı tren projesi var mı yok mu? Ben bütün bunlarla ilgili görüşleriniz nelerdir? Çünkü ben biliyorum ki bu dönemde 7 barajın 3 göletinde yapıldığını, inşa edildiğini hep beraber gördük. Tesislerin açıldığını gördük. Hatay'ımızda şehir hastanelerinin açıldığını gördük hep beraber. Ve bunlarla da biz gurur duyuyoruz. Bunların artmasını istiyoruz çünkü Hatay gerçekten de bunu hak ediyor diye düşünüyorum. Hatay fazlasını hak ediyor. Cazibe alanı haline dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Buyurun efendim. Bu yatırımlarla ilgili, kamu yatırımlarıyla ilgili sizi dinlemek isterim. Tabii şimdi Hataylı hemşerilerimiz, Hatay'ımız bu bir serhat şehri. Gerçekten yani 1939 yılında Türkiye Büyük Millet Hatay Cumhuriyeti'nin meclisinin oy birliğiyle karar alarak ana vatana iltihak ettiği bir şehir. Ayrıcalıklı bir şehir. Tabii burada yaşadığımız süreçte bugün Afrin'e kadar uzanan bölgede bu hassas bölgede mesuliyet alanımız geniş bir şehir. Bir ensar şehri aynı zamanda dışarıdan gelen misafirlerimizle de kendi iaşesini, ibadetini paylaşan bir şehir insanlarımız. Gerçekten son derece misafirperver, son derece insan odaklı bir bakış açısıyla hamiyetperver Hataylı hemşehrilerim. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Önce sağlık sisteminden başlayarak her şeyin başı sağlık diyoruz ya. Bir defa bu pandemi sürecinde
bizim pandemi süreci öncesi sağlık yatırımlarımız, işte Hatay'daki bu merkezdeki 1000 yataklı hastanemiz, yine Mustafa Kemal Üniversitemiz, diğer ilçelerde şu anda İskenderun'daki hastanemiz, bu arada yapımı devam eden hastanelerimiz, Dörtgöl ilçemiz gibi, Reyhanlı gibi, Kırıkhan gibi buradaki ilçelerimiz pandemi sürecinde %100 yatak kapasitesini artırmıştır. Buradaki donanım olarak mesela en son aldığımız 38 ambulansla birlikte ve filyasyon ekiplerinin sayısını çoğaltarak neredeyse Hatay'da 370 civarında bir filyasyon ekibi var. 370 civarında filyasyon ekibi var. Bu her bir ekip 3'er kişiyle çalışıyor. Yani bu aşağı yukarı 1000'in üzerinde bir filyasyon ordusuyla Hatay'ımızın her ilçesinde koronavirüsten etkilenen COVID-19 münasebetiyle testi pozitif çıkmış insanımızın hemen feryadına, imdadına, efendim sağlığının sağlığı için gerekli tedavi sürecinde onlara yetişmesi gereken araç, gereç, ilaç, alet, edevatla ilgili hepsi görev başındalar. Ve %100 bir şeyle çalışıyorlar, verimlilikle çalışıyorlar. Ben de buradan hepsine, bütün başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza, filyasyon ekiplerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi tabii hayat devam ediyor. Bu arada Hatay'ımızda biz mutlaka yol medeniyettir diyoruz. Yolla birlikte, yol olmadan bir yer gelişemez. Yani yolla birlikte işte kavşaklar olmalı, meydanlar olmalı. Efendim şehircilikte de böyledir. Benim geçmişte belediye başkanlığımda olunca ben yola çok ehemmiyet veren bir insanım. Amanus Tüneli de bizim için hususen böyle Hatay'ımız için, sadece Hatay'ımız mı? Hayır. Diğer vilayetlerimiz için de, bir Gaziantep için, bir Kilis için, yolları bir satacak mı sayın? Kahramanmaraş için, efendim Adıyaman için, Şanlıurfa için, yani Diyarbakır, Mardin'e kadar olan Güneydoğu illerinde de bizim denize ulaşımı 80-83 kilometre kısaltan bir yol olacak bu. Hassa'yla bizim dört yol, yani Payas arasında çıkacak 31 kilometrelik, 32 kilometrelik, bunun yarısı tünelle geçiliyor. Yarısı da işte havaayıtla geçilen çok güzel bir yol projesi. Sadece bu bir yalın proje mi? Hayır. Bunun yanında hemen Hassa Kırıkhan bandında, orada ileride 90 bin dönüm arazi üzerinde, başlangıçta belki bu 15-20 bin dönüm olur, 30 bin dönüm olur, kurulacak organize sanayi ile birlikte o bölgede en azından 100 bin insanımı istihdam edecek yüksek teknoloji ürünü, bir taraftan depoların, antrepoların olduğu, güneş enerji sistemlerinin oluştuğu, efendim yeni fabrikaların kurulduğu o alanla birlikte inşallah bu bizim Amanos Tüneli yurt ekonomisine oradan %15 artı bir katma değer katacak diye böyle de bir hesaplamalarımız var. İnşallah geçen de Ulaştırma Bakanımız buraya gelmişti. İlimizi ziyaret etti. Bu arada ilçeleri de ziyaret etti. Tabii bizzat bakanımızın ağzından, Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bu, Allah nasip ederse Haziran ayında şu anda bütün projeler bitti. İhale için hazırlıklar yapılıyor. Yap işlet devret modeliyle verilmesi planlanıyor. Haziran ayında da inşallah temel atma törenine ben de gelirim, hep birlikte temeli atarız diye bir müjdeyi verdim. Hemşerilerimize hayırlı olsun. Bölgemize hayırlı olsun, ülkemize hayırlı olsun inşallah. İlimize, ülkemize hayırlı olsun. Tabii 10 yıl önce ben 2011'de İlk milletvekili adayı olduğumda, ben 4 dönemdir bu arada milletvekiliyim, Allah razı olsun hemşerilerimden. Bize inanıyor, güveniyorlar, seçiyorlar, gönderiyorlar. Ama biz de emin olun elimizden geldiğince acaba neyi, ne zaman, nasıl yaparsak katma değer sağlarız, ülkemize faydalı oluruz, hemşerilerimize daha çok faydalı oluruz. Hemşerilerimizin arzu ettikleri, hizmette talep ettikleri öncelikler nelerdir? Buna da dikkat ederek bir gayret içerisindeyiz. Bunları yapmaya çalışıyoruz. İstişareye her zaman önem veriyoruz. Gerek
lokal olarak bölgede, mahallede, işte belediye başkanlarımız, efendim insanlarımız, muhtarlarımız, yine mülki amirlerimiz, bunlarla da zaman zaman istişare yaparak, hasreten bizim diğer milletvekili kardeşlerimle beraber AK Parti milletvekilleri olarak, yine Cumhur İttifakı'nın milletvekilimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nden Lütfü Bey'le de birlikte, bazen de diğer Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de katılımında, tabii önemli olan sizin de ifade ettiğiniz gibi Hatay uhuvvet ve kardeşliğin ön plana çıktığı, birlik beraberliğin daim olduğu, insanların son derece birbirine tahammüllü ve nezaketli bakabildiği bir medeniyet şehri ve bir barış kenti. Hatay'ımız bu manada. Bu özelliği kaybetmeden gelecek nesillere de bir milli kültür sentezi olarak bu mirası bırakmamız lazım ve devam ettirmemiz lazım buna. Her şeyin başı sağlık ve huzur. Huzurun olmadığı yerde bereket de olmaz, geçim de olmaz, niza olur. Dolayısıyla nizadan da ayrılıktan, gayrılıktan memlekete bir hayır gelmez. Onun için biz her zaman huzurdan, sükundan, sağlıktan, birlik ve beraberlikten yana olduk. İnşallah Allah birlik beraberliğimizi daim etsin istiyorum. Bu arada tabii yatırımlar devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu temelimizi atarız. Otoyolun devamı dediniz, şu anda Belen'de kesintiye uğruyor. Onunla ilgili de proje çalışmaları var şu anda. İnşallah o Topboğazı'na yakın bir bölgeden o yol çıkacak. Onun devamı tabii ileride hemen Reyhanlı'ya kadar, Reyhanlı Cilve Gözü'ne kadar uzanacak bir yolumuz. Hatay'ımız için hayati bir yolumuz. Yine burada tabii şeyle, bizim bakanımızın gelmesiyle birlikte işte Altınözü Antakya yolu, efendim Reyhanlı'nın yarım kalan yolu, Kırıkhan Topboğaz arası yolun kalan devamı, Samandağ yolu, aynı şekilde Yayla Dağı'nın yarım kalan yolu, bu arada Toprakkale İskender'in arasındaki sıcak bütünlü malzemeyle kaplanması, rehabilitasyon için oranın yapımı, oranın bazı bağlantı yolları var, viyadikleri var. Bütün bunları masaya yatırdık, konuştuk. Ve inşallah zamanı sırası geldikçe ilçelerdeki hemen kısa sürede bitebilecek kabiliyette. 2021'de bunlar biter inşallah. Acil eylem planında olanlar var. Tabii. 2021'de bunlar büyük oranda biter, bitmeye yüz tutar. Diğer Amanos tünelimiz bu sene temelini atarsak inşallah görkemli şekilde 2023'te de hem oradaki organize sanayi hayat bulmuş olarak, hem de bu yeni yolumuzla birlikte, tünelimizle birlikte bunu da açtığımız zaman oradan milli ekonomiye katkı sağlamaya başlarız inşallah oradan diye düşünüyorum. Eyvallah. Ayrıca tabii Amik Ovamız yıllardır tabii çok verimli mümbit ovalar. Bu sene işte Reyhanlı Barajımız su tutmaya başladı. Şu anda %40 oranında dolu. %40 oranında dolu. Yakın gelecekte şimdi tabii öbür taraftan yine Hassa'daki barajımız aynı şekilde. Ve bu buradaki tabii tutulan sularımız belki de bizim Hatay'da zaten Amik Ovası'nda 2 ürün alıyorduk. 3 ürün almamıza sebebiyet verecek. Ürün rekoltesinde de en az %40'lık belki bir artış sağlayacak. Burada gelirimizin de artmasına sebebiyet verecek. Tabii. %40'lık artışa sebebiyet verecek. Hatay'ımızda tabii genel olarak ticaret Türkiye genelinde en büyük 7-8 ilden biri ticaret bizde. Tarım dokusunda da en büyük birkaç vilayetten biri. İnşallah bu Reyhanlı Barajı'ndan tüm ovayı sulamamızla birlikte bu arada tabii mesela ovamız, yani Hatay'ımız o kadar renkli ki ovada hububat var, efendim pamuk var, ondan sonra yine yeni yeni yetişen meyveler var, artı bizim dört yol Erzin o tarafta narenciye var. Türkiye'deki narenciye üretiminin %30'u, %28'i, 30'u bizim yine Hatay ilimizde. Dolayısıyla yani ürünün de çok kaliteli ürünler var. Yani dünyada marka olacak ürünlerimiz var. Bunu da %60'ı ihracata gidiyor. Yine inşallah bu
barajımızın ovayı sulamasıyla birlikte buradaki verimlilik de %40-50 artar diye düşünüyorum. Ve inşallah Hatay bu sayede de tarım ürünlerinde de deste başı olur diyorum. Evet. Sanayi ticaret zaten işin ayrı şeyi. Zaten yakın zamanda da herhalde birkaç gün önce Devlet Su İşleri Genel Müdürü'nün bir konuşması vardı. Yıldız Soyadlı'ydı, unuttum. O sulama arzelerinin açılacağını söyledi. Bu tabi sulama arzelerinin Hatay'daki Amik Ovası'nın kullanıma açılacağını. Bununla evet. beraber sizin bu söylediklerinizle paralellik oluşturuyor. Evet, doğru evet. orantılı ifadeler. Şu anda onun hazırlıkları var. Tabii, tüm ovanın sulanması için şu anda programda. Bir şey o. Evet. Geç kalmış demeyelim de belki zamanı gelmiş diyelim. Evet. Bence geciktirmeden de yapılması halinde de Hatay'ımızın yatırımlarına ve biraz önce söylediğiniz tarım memleketi olan Hatay'ımıza bence çok büyük katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Hatay'da yok yok maşallah. Evet. Hatay'da turizm var, inanç turizmi. İşte doğa turizmi var, sahil efendim. Turizmi var. Ondan sonra kültür turizmi var, tabiat turizmi var, her şey var. Bunun yanı sıra tabii yani gerçekten milli kültür olarak da zengin bir bölge. Çok. Ayrıca doğa harikası bir yer. Dağlarımız var, denizlerimiz var, ovamız var. Her şey şeyimiz var. Var, vadilerimiz var. Evet. İnsanlarımız güzel, genç, dinamik, genç, dinamik, çalışkan. Birlik beraberliğimiz de var. Bir şeyi kafaya koyup da niyet ettiğimiz zaman yok yok. Her şeyin üstesinden Allah'ın izniyle geliriz inşallah. Söz konusu Hatay'sa gerisi teferruat. Evet. Teşekkür ediyoruz. Efendim tabii yatırımlar çok. Size ben diğer bir konuyla sonra Suriye'nin olayına gireceğim. Suriye'yle ilgili olan ilişkilerimizle ilgili. Şu soruyu da kısa cevaplarsanız sevdim çünkü zamanla da yaşıyoruz. Türkiye hükümetmesinin nadir hastalıklarından bir tanesidir. Evet. Hastalığı biliyorsunuz. Bununla ilgili bir ara çok yoğun bir tartışma da olmuştu hatırlarsanız. Bu tarz, bu tür hastalıklara karşı nasıl bir çalışma yapıyor? Çünkü bana da mesaj olarak gelmişti o hastalıkla ilgili. Evet. Ben devletimizin o hastalıkla ilgili giderleri karşıladığını, sıkıntıları karşıladığını, elinden geleni yaptığını ifade etmiştim ama tabii siz işin uzmanı olarak sizden dinlemek istiyorum. Ben tabii şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu üyesi olarak biz 2020'de Nadir Hastalıklar Komisyonu kurduk. Nadir Hastalıklar. Evet. Başımızda da bizim Ahmet Demircan Bey bakanımız, yani o Samsun milletvekilimiz, eski bizim sağlık bakanımız. Onunla birlikte tabii aşağı yukarı 4 aylık, 5 aylık bir çalışma yaptık. Bu arada tabii bilim kurullarımızdan, bütün üniversitelerden bu işle ilgilenen bütün hocalarımızı komisyona davet ettik. Hem onları dinledik, bir de fiilen bu işin rahatsızlığını çeken insanlarımızı komisyona davet edip dinledik. Ayrıca bir kısmında hanelerinde ziyaret ettik. En son tabii raporize ettik, raporlara bağladık. Şunu gördük yani sonuç olarak. Bu sözüme Amerika dahil, tüm Avrupa ülkeleri dahil, dünya dahil. Nadir hastalıklar konusunda kendi milli bütçesinden en çok parayı ayırıp insanlarımızın sağlığına hizmet eden tek ülke Türkiye. Bu sözümün içerisinde Amerika dahil, tüm Avrupa ülkeleri dahil, bütün dünya dahil. Kanserde de öyleyiz değil mi? Tabii. Kanserde de biz. Yani bizim sağlık sistemimiz öylesine oturmuş ki dünyada artık birçok ülkenin örnek aldığı bir ülke konumuna girmişiz, hamdolsun. Çok iyi. Şimdi bu bizim spinal musküler atrofi dediğimiz SMA hastalığı, yani bu kas hastalığı mı efendim bu? Efendim? Nasıl bir kas hastalığı. Evet. Kas hastalığı, yani kasların lize uğraması. Şimdi bu hastalıkla alakalı bütün tedavi giderleri, ilaçlar ödeniyor, karşılanıyor. Tamamı karşılanıyor. Devlet tarafından. Tabii devlet tarafından karşılanıyor. Şimdi zaman zaman reklamı yapılan, yani bir yanlış yönlendirme var burada. Bu Amerika'da gen daha çok sonuçları alınmamış. Gen tedavisiyle alakalı tabii onunla ilgili bir teşvik var gen tedavisiyle alakalı. Bizim de bilim kurullarımızın burada çalışmaları var. Ama şu anda bir SMA hastasının normalde başvurduğu zaman, yani teşhisi konduğu zaman
tıbbi ilaç olarak yani dünyada kabul görmüş ilaçların uygulanması Türkiye'de de yapılıyor. Bilim kurulları. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün. Tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün ve dünyada bu konuda sağlık bilim kurullarının kabul ettiği yani ortak hedef olarak tedavide uygulanan sistem Türkiye'de de uygulanıyor. Ve bunu bizim bakanlığımız karşılıyor, bakanlıklarımız. Ve bu hastalarımız tedavi ediliyor. Yani bunca bunu ifade etmek isterim. Diğer hastalarla alakalı da aynı şekilde. Mesela bazı hastalar var ki 6 yaşından sonra Avrupa tedavisini kesiyor. Amerika tedavisini kesiyor. Bizde son nefesine kadar devam ediyor bu tedaviler. Biz bunları fark ettik, raporladık. Raporlarımızda da mevcut. Bu raporları sunduk Sağlık Bakanlığımıza. Sahada da gördük yani bunu. Ayrıca şeyden Sağlık Bakanlığı yetkilileri aile sosyal aile ve sosyal hizmetler bakanlığımız ondan sonra ve diğer bütün partnerler bununla alakalı tıbbi ilaç ve cihaz kurumumuz bunların tamamını biz komisyona davet ettik. Onlardan da bu konularla alakalı soru cevap ilişkileriyle hali hazır yapılanlar, yapılmak arzu edilenler, sistemde olanlar veya olamayanlar. Olmayanların da birçoğu tavsiyemizle mesela giriş yaptı. Tekrar sisteme dahil edildi. Şu anda bir problem yok. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bana bu konuyla ilgili bu rahatsızlıkla öncelikle geçmiş olsun diyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Amin. Devletimize de yaptığı katkılardan dolayı da çok müteşekkiriz, minnettarız. Allah razı olsun. Sizin gibi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesinden de duymak da ayrı bir şey. Çünkü Sağlık Komisyonu üyesisiniz. Birinci ağızdan da duymuş oldu. Bizi izleyenler de lütfen bu noktayı da dinlemiş oldular. Allah razı olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin. Amin, amin. Şimdi efendim ben diğer bir başlığı sizlerle açmak istiyorum. Bu süredeki iç savaştan en çok etkilenen biliyorsunuz ki şüphesiz bizim Hatay ilimiz oldu. Onlardan bir tanesi de. Bu Türkiye'nin Suriye politikası nasıl bir seyir alacak? Türkiye'mizin Suriye'de ve Irak'taki bakış açısı, duruşu, stratejisi, siyaseti nasıl olacak efendim? Ne dersiniz o konuyla ilgili? Bizim tabii yani şöyle... En çok göç alanlar ilerledi. Tabii işte. Tabii. Sınır memleketi. Evet. 8-9 yıl geriye doğru gidersek, 8-9 yıl benim de milletvekilliğimin işte 2-3. Yılları o zaman. Tabii bizim hem o zaman Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızdı. Dışişleri Bakanlığımızla birlikte mevcut Beşar Esad'a o zaman biz de biliyoruz ki en az 3-5 defa bir araya geldiler. İşte Suriye'de hareketlenme başlayınca burada bir iç savaş, bir iç çatışma olmasın. İşte demokratik olarak siz seçime gidin. Eğer halkla karşı karşıya kalırsan biz bu akraba topluluğu halkın yanında yer almak durumunda kalırız. Biz ters düşeriz. Tabii bir taraftan bu Beşar Esad yani bizimkilere söz verdi. Sözünde durmadı. Farklı davrandı. Kendi insanlığın üzerine malum bomba yağdırdı. Ve bugün milyonlarca insanımız yurdunu yuvasını terk etti. Kimyasal silahlar da kullandı tabii. Milyonlarca insanımız yurdunu yuvasını terk etti. Yani milyonun sayısı bulabilecek diyeceğimiz yani yüz binlerin üzerinde insan hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ve çok sayıda yaralı tabii ortada hastanelerde hala tedavisi devam edenler var. Şimdi düşünün yanında can kaygısıyla komşuluk ilişkisiyle inancıyla hareket ederek bizim sırrımıza da kadar dayanmış o akraba topluluğu kültürel, göçmen kültüründe tabii bizim bağlı geçmişte var. Tabii yani bizim geçmişte Halep bizim vilayetimizdi. Geçmişte Osmanlı'nın. Orada hala Osmanlı'nın izleri var. Orada yaşayan o zamandan kalan yani Türkler var. Yani Araplar var. Sonuçta bunlar bizim akraba topluluklarımız. Ve bize kadar
can kaygısıyla sınırımıza kadar dayanıp gelmişler. Biz ne yapacaktık? Avrupa'nın yaptığı gibi bizim onları öteleme şansımız yok. Bize yakışanı yapacağız. Bizim tabii tarihi misyonumuza yakışır şekilde Türk milletinin vakarına, Türk devletinin vakarına yakışır şekilde biz kendi iaşe ve ibadetimizi paylaşmak adına onları buyur ettik, kabul ettik. Yanlarında yaşlı nineleri, kucaklarında bebeleri bir şekilde yaralı bir şekilde en azından gönül yarasıyla, fiziki yarasıyla bize kadar sığınmışlar. Biz insanlık adına bir utancı yaşamamak, inancımızın gereğini yerine getirmek, tarihi ve kültürel bağlar manzumesinde sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek amaçlı biz onları kendi bünyemize kabul ettik. Ensarlık yaptık biz onlara. O muhacirlere karşı biz ensarlık yaptık. Bugün tabii sadece Hatay'da 400-450 bin, bazen bu 500 binin üzerine buldu. 500 binin üzerine açtı. Bizim aramıza sığındı bu insanlar. Yani ve biz bunlarla şu anda kayıtlara da ben bakıyorum. Yani emniyet kayıtlarında, emniyetteki arkadaşlarla, istihbarattaki arkadaşlarla da yaptığımız görüşmelerde vaka sayısı son derece düşük. Bunlarla birlikte. Yani çok böyle münferit, bireysel, sağda solda tabii olay olsa da bence toplumun geneline baktığımız zaman o bakış açısı içerisinde yok hükmünde yani o da. Çok az. Minimize olmuş durumda. Şimdi biz tabii müdahil olmak durumunda kaldık Suriye'deki olaylara. Neden? Şimdi PKK'nın uzantısı olan YPG, PYD, bunlar bizim hemen güney sınırımızda, Suriye'nin kuzeyinde, orada işte açtıkları tünellerle ve Fırat'ın doğusundan başlayarak batışa doğru bir sinme hareketiyle oradan Akdeniz'e doğru, Türkmen Dağı'nda içine alan bir hareketle Laskiye'ye doğru bir geçişle orada bir terör bölgesi kurmak istediler. Amerika'da hatta bir ara basın da düşmüştü. 30 bin askerini konuşlandıracaktı o. Evet. Bizim yaptığımız işle biz uluslararası hukuktan kaynaklı aldığımız güçle meşru müdafaa konumuna girdik. Bunu bizim kendi sınırımızda yaptığımız gibi sınırımızı tehdit altına alan hemen dışarıda. Tabii kilisimizin üzerine, efendim Reyhanlı'mızın üzerine atılan bombaları, füzeleri, misket bombalarını, Şanlıurfa'ya atılanları bunları unutmadık, unutamayız. Nice şehitler verdik, nice gazilerimiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani ebed müddet yaşamaya hükmetmiş cihangirlik mefkûresiyle, cihangir devlet olma namzetiyle geçmişten gelen, maziden aldığı güçle halde ve gelecekte bir Türk medeniyeti mührünü dünyaya asra vurmak için kararlı bir ülke olarak tabii ki kendi güvenliğini sağlamak durumunda. Aslında siz güvenliğinizi sağlarsanız ileri hamle yapabilirsiniz. Ama kendi güvenliğiniz tehdit altındayken kıpırdayamazsınız. Dolayısıyla burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı kendi güvenliğini sağlama amaçlı uluslararası hukuktan kaynaklı güçle, oradan aldığı destekle kendi güney sınırımızda orada meclisten de aldığımız karar doğrultusunda bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kendi askerimiz orada teröristlere müdahale etti. Aslında gördük ki orada yüzlerce kilometre tünel açılmış. Bunlar boşuna açılmadı. Ve hamdolsun şu anda geldiğimiz noktada işte Afrin'e kadar, İdlib'e kadar belli bir bölge, hatta bizim güneyimizde 30 kilometre içe kadar tüm sınırımızda belli bir güvenlik tedbiri alınmış durumda. Peki gelecekte ne olacak? Arzumuz şu. Eğer Suriye kendi demokratik seçimine ileride girerse, şimdi bir anayasa hazırlık çalışması var. Efendim, İdlib'de Rusya ile birlikte oradaki aldığımız güvenlik tedbirleri var. Eğer demokratik seçime gider de oradaki kan ve gözyaşı tamamen sona ererse bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Evet. Sonuçta ama şu anda
bize emanet edilen veya bizim güvenliğimizi sağlamak üzere emanet aldığımız o yerlerde şu anda bakın oralarda biz asfaltımızı götürmüşüz. İnsanlarımız mutlu okullar şekilde açmışız. İdlib'de tabii okullar açmışız, sahra hastaneleri kurmuşuz. Şu anda işte biriket evler yapıyoruz. Çevre düzeniyle şehircilik alanında belki de dünyaya örnek olacak, Türkiye örnek olacak mahiyette Türkiye bir yol başçılık yapıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde ve hiçbir mağdur ülkede de bu denli gerçekten biriket evlerle insanımızın rahatça böyle çadırdan adeta kente geçişi mahiyetinde hanelere rahat edebileceği, mekanlara kavuşabileceği başka bir yeri yok. Ben Arakan'a da gezdim. Arakanlı Müslümanların oturduğu yeri de. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin izleri var, gücü var. Kızılay'ımızın, efendim, Diyanetimizin, diğer AFAD'ımızın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve yardımsever derneklerimizin müştereken orada imdat feryatlarıyla seslerini bize duyuran insanlarımızın yarasını sarmak, onların en azından o mekanda sağlıklı yaşamalarını sağlayabilmek için, huzurunu temin edebilmek için biz buradan oraya yardım göndermişiz. Milli bütçemizden oralara aktarımlar yapmışız. Aynı şekilde burada İdlib'de de, yani İdlib'de şu anda aşağı yukarı neredeyse 50 binin üzerinde. Zaten şu anda sınırlar da açık. Yani gitmek isteyen de 60 bin. Yani. Tabii. Ve şu anda zaten 350 bin Suriyeli şu anda ülkemizde 4 milyondu Suriyeli sayısı. Bu 3,5 milyona düştü. Gerisi tekrar kendi inisiyatifiyle geri döndü. Çünkü orada huzur ve sükun var. Evet. Yani bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin girdiği noktada yani bir mesuliyet duygusuyla inancı gereği onların da huzur ve sükununu temin etme amaçlı bir çalışma var. Değerli vekilim, onlar da bunu görüyorlar. Allah razı olsun. Şimdi hülasası evet. Şu aslında teşekkür ediyoruz. Biz akrabalık ilişkilerimiz var. Öteden beri tabii ceddimiz, amcamız oğlu, akrabalarımız, sınır kardeşlerimiz, sınır ülkesi. Öteden beri bir medeniyet ilişkileri olan bir memleketle bizim bir sıkıntımız olamaz. Bir adaletimiz, onlara düşmanlığımız olamaz. Tabii kesinlikle. Biz sadece Türkiye olarak diyorsunuz ki özetleyerek milli güvenliğimiz gereği oynanan oyunları, dış inhirakların oyunlarını bozan bir Türkiye. Bozmak için. Aynen. Ve bunu da inşallah sükunete, sağlıklı, doğru bir zemine oturtulduğu zaman da biz yine kol kola, omuz omuza beraberce bir hayat sürdüreceğiz. İnşallah. Eyvallah. Temennimiz öyle. Huzur ve sükun günlerde. O kardeşlerimize Allah yardımcısı olsun. Amin. Burada bunlardan dolayı olumsuz etkilenen esnafımız olsun, komşuluk ilişkiler olsun. Onlara da Rabbimden sabır diliyorum. Onlar da kendilerine göre haklılık yönleri var ama biz böyle bir milletiz. Tarih boyunca hep yardım etmeyi seven bir toplumuz. Aynen. Vicdanımız öyle, medeniyetimiz öyle. Eyvallah. Şimdi efendim ben tabii bana sorular da geliyor. Mesela diyorlar ki Hatay'ımızda organize sanayi bölgeleri sayısı arttırılacak mı diyorlar. Mesela Erzincan sanayi bölgesi ne oldu sorusunu soranlar var. Onu hemen söyleyeyim. Buyur. Sanayi bölgeleri artırılacak, evet. Mesela bu şu anda hedefte Erzin organize sanayi bölgemiz var. Şu anda orada çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar var. Tabii. İlgilisine, taleplisine yani valiliğimizin başkanlığında oradaki Erzin organize sanayi bölgesi müdürlüğümüzce tahsisler yapılıyor. Tabii süratle çalışmalar, altyapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2 yıla kadar yani 1 yıl içerisinde bazı fabrikaların orada genelde bacasız fabrika tercih ediliyor orada bölgede. Bunlar inşallah 1 yıla kadar bir kısmı faaliyete geçer. 2023'e kadar da tamamı faaliyete geçer diye inanıyoruz inşallah. Erzincan'ımızın. Bunun yanı sıra tabii diğer bizim depo antrepo alanlarına ihtiyaçlarımız var. Bizim Körfez'de yani İskenderun Erzin arasındaki bantta sanayi alanı olabilecek yerlerimiz dar, azaldı. Olan bir kısmı da narenciye bahçeleri genelde. Narenciye bahçeleri. O dokuyu da bozmadan işte bu tünelle birlikte yani Amanos tüneliyle birlikte inşallah hemen Hassa bantında kurulacak olan yeni organize sanayi büyük bir
boşluğu giderecek, büyük bir ihtiyaca cevap verecektir diye düşünüyorum. Biz de onun takibindeyiz, çabasındayız, gayretindeyiz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte bu konuda bunu bir an önce temin edebilmek için, bu işe kavuşabilmek için gayret içerisindeyiz. İşte bizim Antakya merkezimizde mobilyacılar sitemiz hayırlı olsun. Gerçekten ben oradaki emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Antakya'mız için bir başa güzel oldu o. Ve yine şu anda Altınözü bölgemizde evet orada yani bir çalışma var. Zeytinciler Üretim Birliği şeklinde bir hayvancılık organize sanayi bir kurulma şeyi vardı yine düşüncesi. O şu anda proje halinde tabii. Bunun gibi tabii ihtiyaç duyulan bölgelerde organize sanayi kurabilmek için hayat devam ediyor. Bunun da çabasındayız, gayretindeyiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında 15 ilçede, 15 ilçenin kendine münhası, kendine özgü muhteşem güzellikler var. Evet, Samandağ'ın ayrı, Altınözü'nün ayrı. Ben bir kesinlikle, tabii. Olarak, Yayladağ'ınki ayrı, Kırıkhan'ınki ayrı, bakıyoruz, Dörtyol ayrı, Erzin ayrı, İskenderun ayrı. Her biri muhteşem bir doku, muhteşem bir mozaik. Emeği geçenlerden de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. İnşallah bitmeyecek. Yani bu çalışmalar hep beraber, omuz omuza. Ben her zaman konuşmalarımda da şunu ifade ederim değerli vekilim. 15 ilçe belediye başkanlığı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kamu kurum kuruluşları, üniversite, STK, sendika, siz değerli vekillerimiz, omuz bizler de her daim sizlerin yanınızda durarak bu Hatay'ımızı inanın ki çok daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Yani yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Siyaset üstü bakış açılarıyla projelerimize sahip çıkalım. Mesela biraz önce bu Amanos Tüneli gerçekten de muhteşem olacaktır. Ben ona inanıyorum. Gönülden hissediyorum bunu. Darısı inşallah artık ben burada bir eski önceki dönem Büyükşehir Meclis Üyesi olarak da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na da seslenmek istiyorum izninizle. Evet. Hatay'ımızın gerçekten de 30 yıl bir mali müşavir olarak benim müşterilerimin benden ricası var. Diyorlar ki ey Cengiz Üstad diyorlar. Ya siz geçmişte encümendiniz, blankuçereydiniz. Bizlere sebze meyve halinin olacağını söylemiştiniz. Evet ben de size söylüyorum. Biz 2014 yılında Bakras taraflarında bir büyük Hatay'ımıza hitap edecek sebze meyve hali çalışması vardı. Bundan sonra bu daha da büyük ihtiyaç olacak. Çünkü Amik Ovası şahlanıyor. Tabii Amik Ovası ile beraber biraz yer ilçeler, evet, tarımla ilgili tabii, çiftçilerimize yönelik olan çalışmalar ne yapacak? İhtiyacı kaldırmaz. Bizim 60-70 yıl ben küçüklüğümüzde ben de bakkallık yaptım, sen pazarlarında satış yaptım yani meyve sebze satan bir kardeşinizdim, tezgahtarlık da yaptım. Artık bu biter ya, yeter yani bu sebze meyve haliyle, bu balıkçı çarşısıyla bize yakışmıyor. Bunların bence evet, evet, bir önce tahsil edilip, düzeltilip, bu milletimize yakışır, güzel projelerin altına imza atalım. Yollarımızı evet, güzelleştirelim. Bakın Expo 2021 diyoruz ama Expo 2021'e giderken diye düşünüyorum. Yani yollarımızın da yapılmasını arzu ediyorum. Geçenlerdeki sizin o başarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Devletimize, Sayın Valiliğimiz de devredeydi, siz değerli vekillerimiz, Sayın Devletimiz Arsuz ve Samandarası. Ona da değinirseniz sevinirim. O da çok güzel bir şeydi gerçekten de. Tabii çok güzel. Gerçekten şimdi mesela bizim o Samandağ Arsuz arasındaki yapılan yol gerçekten ve hasreten oradaki o yolla birlikte bisiklet yolu neredeyse Türkiye'deki en büyük üçüncü yol kesintisiz şeyden İstanbul, Konya ve Konya'dan sonra en uzun üçüncü yol işte bu Samandağ Arsuz arasındaki yol. Yani o yolda artık şey olabilir yani uluslararası yarışmalar olabilir orada gerçekten. Yolumuz fevkalade oldu. Şimdi Samandağ Arsuz arası o bant gerçekten turizm yönünden de harika yerlerimiz. Çok cazip alanlar. Çok güzel cazip alanlarımız. Evet, yani gelenler olur. Biz bütün Hatay milletvekilleri, bütün belediye başkanları bakın o yolun yapımında oy birliği karar verdik. Bu olmalı dedik yani i̇şte bu, gerçekten. Söz konusu Hatay. Aynen öyle. Şimdi yani büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız yani bir hizmet bütünlüğü içerisinde kimin üzerinde düşen ne varsa yani burada
gerçekten ben samimiyetle milletvekilleri olarak da meseleyi yani halka hizmet hakka hizmettir. Biz bunun hizmeti bir ibadet hükmünde görüyoruz. Ben hem şahsım öyle görüyorum, diğer arkadaşlarım da benden farklı düşünmüyor bu olayı. Biz hem iktidar Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak ve zaman zaman da diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili arkadaşlarımızla da bir araya gelerek hatayla ilgili zaman zaman işte vali beyle bir arada toplanarak bazen işte çok önemli bir konuda bir bakanımızın mahiyetinde bu kendini ilgilendiren konularda birleşerek yani hatayımıza yapılması gereken hizmetlerde hiçbir şeyi düşünmeksizin önemli olan oy birliğiyle bir karar birliğiyle bu hizmeti ortaya çıkartmaktır diye düşünüp kesinlikle hiçbir konuda engel olmadan sürekli hizmetlerin önünü açmaya talip olduk. Bunu yaptık, gerçekleştirdik. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür şeyden. Ederiz efendim. Yani burada tabii büyükşehirimize de düşen çok görevler var. İlçe belediyelerimize düşen görevler var. İlçe belediyelerimizle büyükşehir belediyemiz arasındaki ortak konsensüste hizmet odaklı, çok sağlıklı bir şekilde bu diyaloglar kurulmalıdır diyor. Yani herhangi bir kısıtlama, herhangi bir yok kesinlikle yok. Yani mesela kamu bize menfaatinin olduğu müddetçe bize tabii yani bakanlıklardan veya bizim diyelim ki üst yönetimlerden veya buradan arkadaşlardan yani bölgeden büyük şehrin yapması gereken bir işlemle alakalı. Diyelim ki yani su ve kanalizasyon idaresinin yine asfaltlanma çalışmalarıyla alakalı veya bu Antakya'da geçen olduğu gibi İşte bu hemen Kurtuluş Caddesi'nin oradaki güzelleştirme, onun üst tarafındaki yolun kamulaştırılması, uzun çarşının bu arada tabii ıslahıyla alakalı. Yani bize ne geldiyse emin olun biz hassasiyetle üzerinde duruyoruz, destek oluyoruz. Bu talep edilen kredilerde efendim hizmet içindir diyoruz, olumlu mütalaa veriyoruz. Ve bunlar da zamanı sırasında geliyor. İnşallah bundan sonra da aynı hizmetlerin biz peşinde olacağız. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Aynen. Efendim son bir sorum. Vakti iyi değerlendirmek adına artık toparlamak adına. Siz bir milletvekili olarak tabii çok yoğun bir tempo içerisindesiniz. Gerçekten de ailenize zaman ayırabiliyor musunuz sorusunu sormak isterim. Ya evet. Da bir uğraştığınız bir hobiniz var mı? Sevdiğiniz alanlar var mı? Ne dersiniz efendim? Bu şekilde. Ben şimdi tabii şöyle... yani genç yaşımızdan beri siyasetin aktivitesindeyiz. Siyasetin içindeyiz. Yani aşağı yukarı 27 yıllık bir aktif siyaset dönemim var. 27 yıllık aktif siyaset dönemim var. Bunun 4 dönemi işte milletvekilliği, 2 dönem bizim belediye başkanlığı. Ondan sonra ara dönemde bir ara dönemim oldu. Orada da işte Türk Ocağı Başkanlığı yaptım. Çok derneklerde işte ön plana çıktı. Kamu yararı olan derneklerde. Yani orada faaliyetlerimiz oldu. Yani önemli olan hangi hizmetlerde yani hangi birimlerde olursak olalım, hangi makamda olursak olalım yani hizmet odaklı çalışmak, gök kubbede hoş sada bırakmak, insanlarımıza faydalı olmak. Hani insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor ya. Edebalimiz yani insanı yaşat ki devlet yaşasın inancı ve felsefesiyle önce insan denen meçhulü çok iyi tanımlayarak yani insanımızın hasletleri nedir, neyi sever, neyi düşünür, ne de huzur bulur yani onun ruh ve mana iklimine de mümkün mertebe inme gayretiyle onun huzur ve sükuneti, istikbali ve istiklali için elimizden gelen gayreti hizmet odaklı çalışmalarımızla ortaya koyuyoruz. Kendi ailemize gelince tabi onlar bizim tarzımıza artık alıştırır çocuklar. Ben siyasete eliniz öper 3 çocuğum var. 2 oğlum 1 kızım. En küçük kızımızı oğlumun biri mühendis, biri işletmeci. Küçük kızımız da doktor. Onun da ataması oldu hamdolsun. Ama inanın bunlar benim aktif siyasete atıldığımda böyle 3-5 yaşlarındaydı ikisi. Bir tanesi daha dünyada yoktu. Tabii vatan millet Sakarya koşturmasından
ben her gün 17-18 saat çalışan bir insanım. Yani ve bütün bir belediye başkanlığımda hiç izin kullanmadım. Dertlisiniz yani. İzin kullanmadım. Yani ailede çocuklara yeterince zaman ayırabildim diyemem işin doğrusu. Gerçekten biz 15 Temmuz gazisiyiz aynı zamanda. Aileden 3 tane şey var. Ben, hanım ve kızım. O doktor kızım da, hanım da, ben de devlet nişanesiyle ödüllendirilmiş resmi gaziyiz yani. Biliyoruz ki gaziler de yaşayan bir şehit hükmündedir. O inançla da hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi tabii Gazi Betül Hatun, bizim hanım, yerine göre gerçekten çocukların annesi oldu, babası oldu. Ve hakikaten çok onun çok emeği var. Yokluğunuzu hissettirmedi. Evet, Allah razı olsun. Biz de tabii halka hizmet, hakka hizmettir deyip bu işi ibadet aşkıyla yaptığımız için sürekli çalıştık. Ben şuna da hep inanırım. Ne kadar darda kalırsak kalalım, ne kadar sıkıntılı olursak olalım, karanlık dehlizlerde dolaştığımızı zannettiğimiz bir anda niyet halis olduktan sonra, ihlas ve iman, inanç olduktan sonra bir anda önümüzde aydınlık ufukların açıldığını hep gördüm, şahit oldum. Ona göre de hep arkama bakmadan yürüdüm. Zafer mutlaka inananların. Şüphesiz. Efendim, tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Programımız, ben teşekkür ediyorum. İnşallah güzel geçtiğine inanıyoruz. Evet, çok Allah razı olsun. Müstefid olduk. Evet. İnşallah farklı farklı konularda girecektik tabii. İnşallah. Şu anda da yaklaşan AK Parti'nin de aldığı kararlar var biliyorsunuz. Şubat ayında büyük ihtimalle kongrelerimiz de gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Evet. İlk kongrelerimiz şu anda bitmek üzere. Kadın yani bizim Hatay ilk kongremiz de yakında inşallah olur, evet, olacak. Arkasından Şubat ayında işte İzmir, Ankara, İstanbul kongrelerimiz olacak. İlk kongrelerimiz Şubat sonu itibarıyla bitmiş olacak Allah büyük nasip kongrede edersin. Mayıs'ta, Haziran'da. Büyük kongrede işte onu çok uzatmadan daha yakında. Evet. Tabii bu pandemi sürecinde dikkate alarak, bu kısıtlılık süreçlerinde dikkate alarak inşallah uygun bir tarih genel merkezimiz, genel başkanımızın nezaretinde seçecek onu inşallah. Bir çalışma. Tabii inşallah. Efendim, değerli izleyicilerimiz, inşallah güzel bir program geçtiğine inanıyoruz. Değerli vekilimiz, aynı zamanda Merkezi Karar Yönetim Kurulu üyemiz Hacı Bayram Türkoğlu'ndan çok değerli bilgilerinden istifade ettik. İnşallah başka bir programda, gündeme dair bir programda tekrar buluşmak kaydıyla en güzel kalbi duygularını sizlere arz ederek Allah'a emanet olunuz. İyi akşamlar diliyorum efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Evet, halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya cihanda devlet, bir nefes sıhhat gibi diyor. Bütün hemşerilerimi selam ve saygıyla selamlıyorum.